Merhaba arkadaşlar. Bu sefer kısa bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda YN608'in özellikle YouTube videoları çekiyorsanız ne kadar size faydalı olup olamayacağını göstereceğim arkadaşlar. Şu anda YN608 kullanıyorum ve kullandığım makinede Sony A6500 ve lens de 18-105 mm lens. Arka planda da Galaxy 7H, Galaxy 7H beni kaydediyor arkadaşlar. Arka planı kaydediyor. Şu anda ışığımız son gücünde. YN608'i son güçte kullanıyorum. Işığın ne kadar etkili olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Şimdi ışığın gücünü düşürüyorum yavaş yavaş. Mesela ışık şu anda 90 seviyede. 70'li seviyedeyim şu anda. Ve 60'lı seviyedeyim. 50'li seviye. 40'lı seviye, 30'lı seviye. Ve şu anda da 10'lı seviyeye geldim. Işığımız hala açık. Ve şu anda da ışığımız kapalı. Şu anda gördüğünüz gibi odadayım arkadaşlar. Bir odadayım. Dışarıda güneş var ama içerisi gördüğünüz gibi her taraf kapalı. Bu şekilde gördüğünüz gibi ortamın aydınlanması. Şimdi ışığı açınca farkı görelim tekrardan arkadaşlar. Evet. Şu anda ışık 1. seviyede. 10. seviye. 25. seviye. 30-40. 55-60. 70-80. Şu anda 80. seviyedeyim. Ve şu anda 90. seviyedeyim. Ve şu anda 100. seviyedeyim. Yani ışığımız şu anda son güçte, tam gücünde. Ve gördüğünüz gibi aydınlanma bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet verimli, gayet yeterli diyebilirim arkadaşlar. Galaxy D5'ten de ortamın aydınlanma şeklini görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda da Sony'den görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda Galaxy D5'ten görüyorsunuz beni arkadaşlar. Şu anda da Sony A6500'den görüyorsunuz. Ortamın aydınlanması bu şekilde arkadaşlar. Gayet yeterli diyebilirim arkadaşlar. Eğer YouTube videoculuğu yapıyorsanız ve eğer bir YouTuber'sanız YN608'i aydınlanma ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kısa videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer kanalıma yeniyseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.